Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətinimiz Şərq Türkistan ve Dünya Kün tertifindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Amerika Xitay mallarından baş geçirim kılış müddetini yeni bir qatım uzardı. Amerika hükümeti Xitay millidin baş geçirim kılış müddetini yeni bir qatım uzartkallıqını ilan kılgan bulup, Xitay mı bununla münasip hareket kullanğallıqını bildirgen. Amerika avazının haber kılışça, Amerika Saudi vekili şıxanesi 26 dekabr, Xitay'nın 350 kişi türlük import malları ve Xitay virusu'u münasibetlik 77 türlük məhsulatları tamujni becini keçirim kılış müddetinin 2024 yılı 31. mayğacı uzartıldığalıqını ilan kılgan. Əsildi uzartılgan baş keçirim kılış müddeti bu yıl 13 ayının 31. günü tuşidikən. Bildirilişçe, Xitay'a münasibetlik məhsulatlarına koyulgan tamujni beci Trump hükümeti məzgildi yolu koyulgan bulup, asaslıqı Amerika'nın Saudi şerikleri bulup mu Xitay'nın nadoğru Saudi kılmışlarına qarıtılgan. Trump hükümeti 1974 yılı yolu koyulgan Saudi kanununun 301. maddesindeki belgeleme boyunca Amerika'a eksport kılıngan Xitay malları hakkında 301 tekşürüş kanununu yolu koygan bulup, tekşürüşte baykılışça Xitay'nın Amerika'nın akli mülük hukukunu uğurluğalıqı ve Amerika şirketlerini Amerika'nın sezgür teknikini ötküzüp bir işki mecburluğalıqı aşkarlanğan idi. Məlum buluşca, Trump hükümeti 2018 ve 2019 yılları Amerika'ya eksport kılınan təxminən 370 milyard dolar kımmetindeki Xitay məhsulatlarına ceza tamujni beci koygan. Qoşumca tamujni beci elindigan məhsulatlar sanayet zapcasları, maşini zapcasları, ximiyelik məhsulatlar, velisped ve çang tozan sümürgüç qatarlıqlarını öz içiga alıdıkan. Xitay qattıq kontrol kılış haqqıda uxturuş tarqatdı. Xitay Kompartiyası Merkezi Komitet İşxanası 2024 yıllık yeni yıl bahar bayram mezgildeki qattıq kontrolga alaqadar 9 türlük mezmundaki uxturuşni besip tarqatqan. Xitay Xalq Torunun 27 dekabr xabar qilishcha Xitay rejimi e'lon qilgan uxturuşda sotsialistik yadroluk qimmat qarishini zo'r kuch bilan yetildirib va amalda ko'rsatish kerakligi yuqumni ko'zitish, o'lchash, oldin signal berish va xavf-xatarni baholashni yaxshi ishlab, yuqum ahvolini dokulat qilishni kuchaytirish, uchurlarni vaqtida e'lon qilish, vaksina amaldishga yetaklash, maska taqish, doim havo almashtirish, ijtimoiy aloqa orliq saqlash qatorliq shaxsiy mudofaa tadbirlarini tashabbus qilish kerakligi bildirilgan. Uxturishda yana nuqtaliq rayon, nuqtaliq o'rinlarda amallik boshqurish tizginlashni yanada kuchaytirib, odam mudofiyasi, moddiy mudofiya, texnikalik mudofiya tadbirlarini umumiyuzlik amaliyalashtirib, qat'iy turdi zo'ravonlik, terrorlik harakatlarining oldini olish va uningga zarba berish kerakligi, 24 soat maxsus odam navbatchilik qilish va kadrlar ish o'rnida yetakchilik qilish, sirtqi chiqsa ma'lum qilib anga oldirish tizimini qattiq ijro qilish kerakligi ta'kidlangan. Kuzatkichilar Xitay rejiminin her yılının 5'i ve Xitay bayramlarının aldı kaynıda atalmış qattıq kontrol qilish terrorlik hareketinin aldını eliş degendek bahaneler bilen tutqun qilib kelganligini bu qetimi nuqtalıq rayonlarga qarata qattıq tedbir qollanış kerakligini ta'kidlagandan başqa atalmış sosialistik yadroluk qimmat qarishini zo'r kuch bilen yetildirish degendek mazmunlarni ta'kidlagandligini bu uxturishning yeni yil va Xitay chog'ini mazgilida Sharq Turkistonda zarba berish hareketinin alomati ekanligini bildirishmoqda. Afganistan'ın yukarı derecelik rehberinin mevcutluğu sır bulup kaldı. Afganistan İslam Emirlikinin yukarı derecelik rehberinin hayat ya ki emesliki yanılı bir sır bulup gelgen bulup, nöbette bu mesele gulgulu qozgan. Nikki Asiya Torunun 27 dekabr haber kılışça, Taliban rehberi Molla Haybetullah Ahunzade 29 aydın buyan ammevi sorundu körülmegen bulup, bu ehval onun hayat ya ki emesliki doğrusudaki perezlerini küçeydi vetken. Xabarda qeyd qilinishicha Taliban a'zolari islom dinida suratga tushish cheklanganligi sababli o'zining suratga tortmaslik yoki sinğa olmaslik yo'lini tanlaganligini o'tirg'i qo'ygan. Ba'zi o'qituvchi guruhlar Haybatullohni qazo qildi yoki hozir uning o'rnida boshqa bir kishi rahbarlik qilyotdi deb qaraydi ekan. Ma'lum bo'lishicha bu haqda Afg'oniston analitiklarining fikri birdek emas bo'lib, ba'zilar uning hayotligini, yana ba'zilar uning hayot emasligini o'tirg'i qo'ygan. Xitay Merkezi İstihbarat İdarisi'ye ceng ilan kıldı. Xitay Casusluk Organı Amerika'nın Merkezi İstihbarat İdarisi'ye ceng ilan kıldı. New York vakti gezdiğinin 27 dekabr haber kılışça,
Amerika əməldarları Xitay casuslarının Amerika istihbarat xadimleri və başqa nişanlarını iz qoğlaş üçün süni idrak proqramması yasab çıqalıqını aşkarlıqan. Bu proqramma qızıqıdığan kişilerge dərhal arxıb durğuzub çıqalıydıqan bulub, şu arqılıq hərəkət əndisini analiz qılıb, qarış tərəfinin acizliklerini müayyənləşdirüdükən. Bu texnikinin tərəqi qılışı Xitayının bu sahədə Amerika bilən rəqabətləşib, dünya boyunca aldın qatardaki iqtisadi və hərbi küçki aylınış qarı niyetinin barlıqını körüstüb biridikən. Bildirilishicha Xitoyning asoslik istihbarat organi bo'lgan Davlat bexatarlik ministerligi xizmatchi qabul qilish salmoqini kengaytirib, Amerika fuqarolarini nishonlagan hamda tarbiyalash va ilg'or texnika uchun texamozor hamjot ajratgan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Markaziy istihbarat idorasi Xitoyga qarshi salgan chiqimini bir qatlab, Xitoy shirkatlari va texnika taraqqiyotiga bo'lgan nazoratni kuchaytirgan. Xitoy Tayvanga savdo jazosini ko'paytirish bilan tahdid soldi. Tayvan prezident saylamının yıkılışıga ergişip, Xitay komünist rejimi Tayvanga savdo sahasida texmo köp jazani yolga qoyduganligi haqida tahdid saldi. Amerika vazining xabar qilishicha, Tayvandagi saylamning yıkılışıga ergişip, Xitay komünist rejimi Tayvanga qarshi og'zaki ogohlantirishni kuchaytirgan bo'lib, 27 dekabr Tayvanda hokimiyat yurgizayotgan partiya Tayvan mustaqilligi masalasida jahillik bilan ching turadigan hokimiyat beshidagi partiyaga texmo köp savdo jazosini yolga qo'ydi deb tehdit salgan. Bildirilishicha Tayvan kelar yili 13 yanvar prezidentlik saylimi ve qonun kengashi a'zosi saylimi o'tkazadigan bo'lib, Xitoy Tayvanni Xitoy zaminining bir qismi deb da'vo qilib kelmoqda. Tayvan taraf bu ayda Xitoyni iqtisodiy majburlash ve saylamga aralashish qilmishlarini ayiblagan bo'lib, uning sababi Xitoyning Tayvanga import qilingan bir qism ximiyalik moddalarning tamojna bejida e'tibor berishni to'xtatganligini e'lon qilganligi ekan. Xitoy kommunist rejimi bu masalada Tayvanning 2010 yili imzolangan ikki qirg'oq iqtisodiy hamkorlik ramki kelishimiga xiloflik qilganligini da'vo qilgan. Xitoy Kompartiyasi Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Chen Benhua chorshanba kunidagi qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida Demokratik Taraqqiyot partiya doiralari Tayvan mustaqillik maydonida jahillik bilan ching turmoqda degan. Xi Jinping Tayvanning Xitoy bilan birlashishi muqarrar yuzlanish dedi. Xitoy raisi Xi Jinping Tayvanning Xitoy bilan birlashishining muqarrar yuzlanish ekanligini qayd qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Xi Jinping Mao'zedong tug'ilganligining 130 yilligini xotirlash munosabati bilan Xitoy xalq saroyida o'tkazilgan yig'ilishda so'z qilib, Tayvan masalasi ustida to'xtaldi. O, Xitoyning qaytadan birlashishini muqarrar yuzlanish, Xitoyning haqqoniy da'vosi va Xitoy xalqining orzusi deb atab, ona vatanimiz qaytadan birlashishi kerak. Albatta, qaytadan birlashidi degan. O, Tayvanni Xitoydan ayirmoqchi bo'lganlarni qaysi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar to'sidiganliklarini bildirgan. Xi Jinpingning Tayvanda 2024-yilning 5-ida o'tkazilgan prezidentlik saylamidan ilgari bu so'zlarni qilishi alohida diqqat qo'zg'adi. Beijing Tayvanda hokimiyat beshidagi Demokratik ilgirlash partiyasining prezident nomzodi va hozirgi muavin prezident Lai Ching-tuni mustaqillik tarafdori va bo'lguncha sifatida ko'rildi. Demokratik ilgirlash partiyasi saylamda g'alaba qilgan ahvolda Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi ixtilofning texmo ulg'aydiganligi taxmin qilinmoqda. Ichki urushda mag'lub bo'lgan millatchi Xitoylar 1912 yili qurilgan Xitoy Jumhuriyatining hokimiyat apparatlarini Tayvanga yotkigan edi. Xitoy rejimi bo'lsa, o'zining bir parchasi ekanligini ilgari surdigan Tayvan 1949 yildan beri amaliyotda mustaqil bo'lib kelmoqda. Beijing Tayvanning cho'ng quruqlik bilan qaytadan birlashishi uchun zarur tepilganda kuch ishlatishdan yanmaydiganligini bozorga selib kelmoqda. Antonio Guterres: "Biz buningdan keyingi yuqumga tayyor emasmiz" dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres, Xitay virusu yuqumidan kereklik savaqlarını eliş kereklikini askertip, biz bunundin kiyinki yuqumga tayyar emasmiz, dedi. Türkiye Avazı Radyosu xabirde bildirilişçe Guterres, xalqara yuqumga tayyarlıq günü münasibeti bilen yazma bayanat ilan kıldı. Guterres, Xitay virusuğa əmdilikti xalqara sahaya sahasıda ilgirgidek ciddi muameli kılınmayı vatqallıqını, ama Xitay virusunun buzgunculuq təsirinin hazırmı davamlaşı vatqallıqını təkidləb, yuqumnun iqtisadi təsirinin heli həm davamlaşı vatqallıqını eytdi. Guterres nurg'unligan sahiya sistemasining ig'ir xirislarga qarshi kurash qilganligini va taraqqiy qilayotgan davlatlarda millionlab kishilarning texichi vaksinaga erisha olmayotganligini bildirdi.
Guterres kiyin yana yuqum körilganda biz çuqum teximi yaxşısını qila alishimiz lazım. Ama biz bunundan keyingi yuqumga tayyor emasmiz dedi. Ve Xitay virusi yuqumidan kereklik saboqlarini elish ve şununga asasen hareket qilish kereklikini ta'kidladi. Guterres dünyadaki viruslarni kontrollik astida tutish, sahiya sistemasini kuchaytirish ve xalqaroliq sog'lomlik kapolatini barpo qilish uchun hamkorlashish kerakligini bildirib, boy davlatlarning imkonlari bilan davolashni kontrol qilishni ishqa oshirish ve parvosizlarga saqlash xohishidan voz kechish kerakligini ta'kidladi. BDT umumiy kengashi 2020-yil 27 dekabrda Xitay virusi yuqumidan kereklik saboqlarini elish ve kelgusida o'tirg'i chiqaradigan yuqumlarga tayyorlik qilish to'g'risida qaror ma'qullagan edi. Bu qarorga asosan 27 dekabr xalqaro yuqumga tayyorlik qilish kuni deb e'lon qilingan edi. Zelenskiy yaqinqi 1 yilda qurol-yarog' ishlab chiqarishimiz 3 hissa oshdi dedi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrayna'nın yaqinqi 1 yilda qurol-yarog' ishlab chiqarish miqdorining 3 hissa oshganligini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Ukrayna Prezidenti Zelenski özünün ictimai taratkudaki adresi de bayanat ilan kılıp, biz küçülük buluşumuz kerek. Yakınkı bir yılda koralyarak işlep çıkarış miktarını 3 ası aşırdık. Rusya çöküm herkitimlik hücumlarına cevap kaydırışının keçiktirilmeydi kallıkını düşünüp yetişi kerek. Biz galbigi muhtaç. Ukrayna tihimi küçülük buluşu kerek dedi. Ukrayna'nın müdafiye sahası da nöbette 300 bin kişinin hizmet kılavat kallıkını bildirgen Zelenski her 5 müdafiye şirketinin 4'ünün şahsi şirket ikerlikini sözlerge ilave kıldı. O dünyadaki en çok çet el koral yarak işlep çıkar uçuları bilen ortak koral işlep çıkarışının mümkünlikini kayıt kıldı. Amerika hükümeti Biden'ın Türkiye'ye F-16 tipli küreşçi ayruplarını setip birişini kollaydıqanlıqını bildirdi. Amerika hükümeti Prezident Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 tipli küreşçi ayruplarını setip biriş meselesini uçuk aşkarı kollaşını devamlaştırıvatqanlıqını uxturdu. Amerika Dışişleri İşler Ministerliği Türkiye'nin Şivisiya'nın NATO'ya əza buluş yolu da taşlıqan en yeni kademini kızgın karşı aldıqanlıqını bildirip, Prezident Biden uzundan buyan Türkiye'nin F-16 pilotunu zamanıvilaştırışını uçuk aşkarı kollab geldi. Bu ahval NATO'nun meşgulat iktidarını aşırdı, dedi. Washington'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Taşkışlar Komitetinin Şivisiya'nın NATO'ya əza buluşuğa alaqadar təklifini kabul kılgallıqını kızgın karşı aldıqallıqı işaret kılgan Amerika Taşkışlar Ministerliği Türkiye'ye F-16 tipli küreşçi ayruplarını setip biriş meselesi doğrusu da resmi uxturuş çıkırılmağıca özlerinin çet elgi koral setişki münasifetlik bu xil meselelerge qarata bayanat ilan kılalmaydıqallıqını ve baha birelmaydıqallıqını əsker etdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Taşkışlar Komiteti 26 dekabr Şivisiya'nın NATO'ya əza buluşuğa alaqadar kanun təklifini təsdiqləğan idi. Hörmətli körmələr, şunaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşkücə aman bolğa istər. Assalamu alaikum və rahmatullah.